Bor ekranlarından selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu çok net. Sorare nedir? Neden oynanır? Yani kafanızdaki bu iki soru işaretini cevaplamaya çalışacağım bu video içerisinde. Çünkü uzun zamandır aslında yaklaşık 3-4 aydır Sorare hakkında çok fazla içerik yapıyoruz. Uğur'la birlikte de yapıyoruz. Ben ayrıca scout raporu yapıyorum. Orada bazı oyuncu tavsiyeleri yapıyorum ama belki en temelden başlamak isteyenler için çok temel sorular vardır kafasında insanların, sizlerin. O yüzden Sorare nedir diye kısaca size bir video yapmak istedik. Öncelikle Sorare'yi şöyle özetleyebiliriz. Temelde bir fantasy futbol oyunu. Fantasy futbol oyunlarını daha önce oynadıysanız Sorare'ye aşina olmak çok kolay. Süper Lig'de veya işte Premier Lig'de daha önce fantasy futbolları oynadıysanız Sorare'nin mantığını da çok kolay kavrarsınız diye düşünüyoruz. Tek farkı şu, 11 oyuncudan oluşmuyor Sorare'deki kadrolarınız. 5 oyuncudan oluşuyor. Ve 4 tane mevki var. Kaleciler, savunmacılar, orta sahalar ve forvetler. Ve her mevkiden birer tane oyuncu koymak zorundasınız. Bir tane de ekstra oyuncu koyma hakkınız var 5. oyuncu olarak. O da herhangi bir mevkide olabiliyor. Genellikle burada oyuncular, Sorare'ciler orta sahayı kullanıyor ekstra oyuncuda. Çünkü orta saha oyunda en fazla olan, aynı zamanda puan getirisi de en yüksek olan mevki orta saha. Çünkü yine tam bu noktada şuraya da söyleyelim. Klasik bir fantasy futbol oyunundan şöyle farkı var Sorare'nin. Yani klasik fantasy futbollarda çok temel şeylere puanlar getiriliyor. Gol yemeyen kaleci, gol yemeyen savunmacı, gol atan forvet, asist yapan orta saha gibi şeyler. Ama Sorare'de maç içerisindeki aksiyonlara da artı veya eksi puanlar var. Mesela bir santrafor %100'lük gol pozisyonu kaçırdı. Ona -5 puan veriyor. Net gol pozisyonu kaçırdı diye. Ya da herhangi bir, illa forvet olmasına gerek yok. Savunmacı da bunu yapsa ona da eksi puan geliyor. Hatalı pasa eksi puan geliyor. Kaybedilen ikili mücadeleye eksi puan geliyor vesaire. Ama aynı şekilde pozitif aksiyonlara da artı puanlar geliyor. Sadece gol veya asiste değil, işte dikine bir pas, şut pasına, başarılı driplinge, başarılı top kapmaya gibi aksiyonlara da ekstradan puanlar geliyor. O yüzden burada hani oyuncu gözlemciliği çok da önemli hale geliyor. Yoksa sadece istatistiklere bakıp bu adam çok gol atıyormuş, bu adam çok asist yapıyormuş, o zaman bunları alalım gibi olmuyor bu iş. Bazen hiç gol atmayan bir santrafor bile puan ortalaması çok yüksek olabiliyor. Bu da tabii Sorare'yi oynadıkça kafanızda netleşecektir. Peki Sorare'yi niçin oynamalıyız? Dediğimiz gibi zaten Sorare temelde bir fantasy futbol oyunu. Zaten oynanabilirlik açısından çok eğlenceli bir oyun. Ama aynı zamanda yatırım fırsatı da oluyor. Yani bir oyuncuya, geleceği olan bir oyuncuya, gelecekte puan getirmeye ihtimali olan ya da gelecekte daha sık süre alıp iyi yerlere transfer olacak genç bir oyuncuya yatırım yaparak buradan para kazanma ihtimaliniz var. Çünkü yine klasik fantasy futboldan şöyle bir farkı var Sorare'nin. Oyundaki oyuncular, kartlar birer NFT kartı değeri taşıyor. Yani her oyuncunun bir Ethereum değeri var. Ve oyuncu iyi hale geldikçe, daha iyi oldukça o Ethereum değeri de artıyor. Nasıl hani fantasy futbollarda belli bir bütçeniz oluyor. Diyelim bir orta sahaya 8 milyon verdiniz o bütçe içerisinde ve normal fantasy futbollarda da oyuncu iyi oldukça o bütçesi daha fazla artıyor. Ama işte Sorare'de o bütçe gerçek para ihtimalini taşıdığı için, Ethereum değerini taşıdığı için o direkt sizin cebinize de pozitif şekilde yansıyacak. Bu yüzden bu oyunu Sorare oyun için de oynayabilirsiniz. Yani girebileceğiniz liglere, ki onlardan da bahsedeceğim, liglere girip oralardan ödül kazanmak için de oynayabilirsiniz. Ya da sadece yatırım yapmak için de oynayabilirsiniz. Mesela şundan bahsediyorum. Arda Güler'i 40 euroyken, Ahmetcan Kaplan'ı 30 euroyken alıp ben beklerim deyip tıpkı bir borsa kağıdı gibi düşünün. Bekleyip yüksek değerlere ulaştığı anda satabilirsiniz. Ve onu Ethereum değeri üzerinden, Ethereum cüzdanına çekebilirsiniz. Buradan da para yatırma ve çekme işleminden bahsedelim hemen. Herhangi bir Ethereum cüzdanı oluşturabileceğiniz bir platformda paranızı Ethereum'a çevirip Sorare'ye aktarabilirsiniz. Sorare'de direkt kredi kartıyla da oyuncuları satın alabiliyorsunuz ama teklif veremiyorsunuz. O yüzden kredi kartını çok fazla tavsiye etmiyorum. Oraya Ethereum atıp Ethereum'la teklif atmak daha mantıklı. Çünkü bazen mesela diyelim 60 Euro'ya listede oyuncu oluyor. Belki listeye koyan oyuncu 51 Euro'ya da satmaya razı aslında içten içe. Ona 51 Euro teklif verdiğiniz anda bazen kabul edebiliyor ama o teklifi cüzdanınızda Ethereum varken yapabiliyorsunuz. Kredi kartıyla sadece oradaki fiyatı neyse onu verip alabiliyorsunuz. O yüzden Ethereum'u atmak oyun içerisinde mantıklı. Yine aynı şekilde
Paranızı çekmek isterseniz de Ethereum cüzdanınızı kodunu girip Ethereum cüzdanınıza parayı çekebiliyorsunuz. Oradan da istediğiniz gibi Türk lirasına veya euroya çevirebiliyorsunuz. Oyunda Solar'da oyuncu kartları var dedik. Bunlar da çeşitli. Mesela yaygın kartlar var, common kartlar. Bu zaten oyunu açtığınız zaman da oyunun size hediye edeceği kartlar oluyor. Burada da favori takımları belirlemenizi isteyecek sizden ve o favori takımlardan da oyuncular verecek ağırlıklı olarak. Burada önemli olan şey mutlaka ama mutlaka yaygın kartlar arasında iyi oynayan, sürekli oynayan bir kalecinizin olması gerekiyor. Bu çok önemli olacak. O neden önemli olduğunu da Rare kısmında anlatacağım size. Ama mutlaka oyunu açarken gerçekten şansınız yüzünüze gülsün. İyi bir yaygın kaleci, mesela Uğurcan gibi bir kaleci yaygın kartlardan gelirse çok avantajınız olacak. Yaygın kartlarda yaygın liglere girebiliyorsunuz. Oradan yine yaygın kart ödülü kazanabiliyorsunuz. Ama ilk 3'e girerseniz para değeri olan sınırlı kart hediyesi alabiliyorsunuz. Birinci olursanız tahiye 1, yani birinci seviye sınırlı kart. O da bayağı yüksek bir değer demek. Yaklaşık 500 euro. İkinci olursanız tahiye 2 seviyesinde bir sınırlı kart. Üçüncü olursanız da tahiye 3 seviyesinde bir sınırlı kart hediyesi var. Bu da bir ihtimal. Tabii ki zor, kolay değil. Yaygın oyuncu çok fazla var çünkü. Ama denemeye değer. Onun dışında yani oyuna başlayanlar için öncelikle mesela yaygın kartlarla oyunu öğrendiniz. Biraz daha para yatırıp ödüllü liglere katılmak istiyorsunuz. İlk yapacağınız iş sınırlı kart liglerine girmek olabilir. Burada para değeri olan kartlar arasındaki en düşük değerler sınırlı kartlar oluyor. Çünkü 1000 tane var oyunda. Bir oyuncunun 1000 tane sınırlı kartı oluyor. O yüzden değeri en düşük bu kartlar oluyor. Buradan da hem All-Star Ligi var. Sınırlı kartlarla girebileceğiniz. Challenger Europe Ligi var ki ben bunu çok tavsiye ederim. Çünkü içerisinde Süper Lig de var. Challenger Europe denilen şey 5 büyük lig dışında kalan ligler. Solaria'ya bağlı olan ligler. Avrupa'daki. Süper Lig de onlardan birisi. Süper Lig'i hani çok daha yakından takip edebildiğimiz için mesela kadro dışı bırakılan oyuncuyu, formunu yakalayan bir oyuncuyu, sakat oyuncuyu haber takibini yapmak çok daha kolay. Zaten maçlarını da çoğunu izliyorsunuz. Süper Lig oyuncularıyla Challenger Europe Ligi'nde oynamak sınırlı kartlarla çok mantıklı olacaktır. Bu konuda da zaten scout raporunda içeriklerimiz var. Ne tip oyuncular önerdiğimizi o mantığı da anlayabilirsiniz. Onun haricinde All-Star Lig var. Hani herhangi bir ligden herkesi kullanabileceğiniz, her sınırlı kartı kullanabileceğiniz bir lig. Yine Asya Ligi var, Amerika Ligi var. Sadece Asya ve Amerika liglerinin olduğu, oyuncuların olduğu ligler bunlar. Şampiyon Ligi var. Orada da 5 büyük ligi barındıran bir lig. Ama benim en çok tercih ettiğim All-Star Ligi, Challenger Europe Ligi ve U23 Ligi. U23 Ligi'nde çünkü çok fazla U23 oyuncusu olmadığı için ödül kazanma puan skalası daha düşüyor. Mesela 290 puanla, toplam 290 puanla bile ödül aldığımı hatırlıyorum. Normalde mesela All-Star'da çok mümkün değil. Yani 350 barajını kesin geçmeniz lazım en az. Ama U23'te biraz daha şansınız var bu konuda. Bir de U23 oyuncularını keşfetmek de daha keyifli. O yüzden bunu tavsiye ederim. Sınırlı kartlar dışında bir üst seviye rare kartlar. Rare kartlardan da 100 tane var. Oyunda bir oyuncunun 100 tane rare kartı var. Super rare kart var. Onlardan da 10'ar tane olacak oyunculardan. Ve bir de eşsiz kart var. Eşsiz kart oyunculardan yani sadece bir tane kartı var. Mesela Haaland'ın bir tane eşsiz kartı var ve yakın zamanda 650 bin euroya gitti. Neredeyse bayağı büyük takımlarımızın transfer, gerçek hayatta transfer yapabileceği bonservis bedeli neredeyse yani. Bu kartların hani neden değerli? Hem az, mesela işte Super Rare az 10 tane var ve XP puanı daha yüksek oluyor. Mesela %44 fazlasını alıyorsunuz puanın. O oyuncuyu koyabileceğiniz liglerde. Bu da otomatikman kaptan seçmek gibi oluyor. Bu arada kaptan seçmeyi de kısaca anlatayım. O da çok temel bir şey olduğu için çok üstüne durmadık ama mesela 5'li kadronuzu kurdunuz. Fikstüre de bakıp o hafta hangi oyuncunuzun en yüksek puan getirme ihtimali olan oyuncusu hangisiyse onu kaptan seçin. Çünkü o daha da katlamalı bir puan getiriyor. Kaptan seçimi ödül kazanmak için çok önemli. Ama bu hani limited kartların bir üstündeki liglerdeki en mantıklı lig bence yeni başlayanlar için, hani biraz daha seviyeyi arttırayım diyenler için All-Star Nadir Ligi ya All-Star Rare Ligi. Neden? Çünkü burada bir tane yaygın oyuncu kullanabiliyorsunuz. İşte tam da burada diyordum ya, yaygın kartlar seçtiğiniz anda, yani ödülleri aldığınız anda oyunu kurarken kaleci gelmesine çok dikkat edin diye. Kaleciler çok pahalı zaten oyunda, az olduğu için oynayan kaleci. Rare, nadir kaleciler daha da pahalı. O yüzden tek yaygın hakkınızı kaleciden kullanmak çok mantıklı oluyor.
Diğer 4 oyuncuyu da normal nadir oyuncuları satın alarak yapabilirsiniz, kurabilirsiniz. Ve All-Star Ligi'nin şöyle bir güzelliği var. Derece elde etmeseniz bile belli bir puan barajını aşarsanız garanti Ethereum ödülü var. Mesela 205 puanı aşarsanız, takımımız 5'li takımımız 205 puanı aştı. 0,01 Ethereum değeri olacak. 250 puanı aşarsanız da 0,02 Ethereum ödülü oluyor. O da yine şu anki en son Ethereum değerine bakılınca 53 Euro en son baktığımda. Hani yaklaşık 850 TL demek bu. Yani hiç derece elde etmeden takımımız 250 puanı geçti. 850 TL kazanıyor demek. Haftada bir böyle kazandığınızı düşünün. Gayet güzel bir ek gelir bence. Aynı zamanda mesela oyuncularınız potansiyel ise oyuncuların kartı da zaten otomatikman değer kazanıyor. O yüzden All-Star Rare Ligi bence çok mantıklı. Burada tabii kaleciniz de rare bir oyuncu olursa çok daha fazla şansınız olacak. Çünkü yaygın kaleci koyduğunuz anda onun XP puanına da tam tersi sanki negatif anlamda kaptan seçmişsiniz gibi eksi oluyor. Mesela %44'ü düşüyor puanının. Ama iyi bir kaleciyse o. Mesela ben Mainan vardı bende, Milan'ın kalecisi. Ve yaygın kaleci olmasına rağmen ben kart ödülü kazanmıştım. Tier 3 seviyesinde rare kart ödülü kazanmıştım. Çünkü Mainan yaklaşık 73 puan getirdi. %44'ünü düşürseniz bile yine hiç fena olmayan bir puan elde etmişti. O yüzden yani sadece yaygın kaleciyle bile en azından şu Ethereum ödülü için barajı aşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik böyle. Sorar nedir'in karşılığı. Zaten yaptığımız içeriklerde Sorar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Scout raporunu da bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.